Önemli bir toplantınız olduğunu düşünün ya da evlilik, mezuniyet gibi özel bir tören. Sabah heyecanla kalktınız, aynaya baktınız, bir de ne gördünüz? Yüzünüzün en görünür yerinde kocaman bir çıkıntı. İstatistiklere göre insanların %80'i akne ile burun buruna gelmiştir. Eğer siz de aknelerimle bir türlü bu sorunumu halledemiyorum, bir türlü çözemiyorum, akneli, sivilceli bir cildim var diyorsanız doğru adrestesiniz. Videoyu izlemeye devam edin. Hoş geldiniz. Yine karşınızdayım. Ben Nergis. Bugün sizlere akne nedir, nasıl ve niçin oluşur, akne ile nasıl savaşacağız, bunlardan bahsedeceğim. Aslında bu konu kendi mesleğimle ilgili olmanın yanı sıra yıllarca ben de bölgesel akne problemi yaşamış ve bununla savaşmış biri olarak kendi deneyimlerimden de bahsetmek adına çektiğim bir video olacak. Şöyle başlayalım. Halk arasında sivilce olarak bilinen akne, tam adıyla, bilimsel adıyla akne vulgaris, çok yaygın bir cilt hastalığı. Nasıl oluyor? Akne cildimizdeki gözeneklere ölü deri ve yağ dolması sonucu, bunların tıkanması sonucu meydana geliyor. Ancak endişelenmeye gerek yok. Çünkü tıptaki çalışmalar akneye çözüm getirmiştir. Önce işi cildimizi tanımakla başlayalım. Derimiz vücudun en büyük organı. Dıştan içe epidermis, dermis ve hipodermis olmak üzere 3 tabakadan, 3 ana tabakadan, bol sayıda kan damarları, sinir hücrelerinden ve spesifik özel salgı bezlerinden oluşan kompleks bir organ. Türkçe'ye cildimizin bariyeri olarak çevirebileceğimiz stratum corneum, epidermisin en üst katmanı ve burası eğer nemli ve sağlıklıysa ayda bir kez yenileniyor. Yani buradaki hücreler ölüyorlar ve yerine yenisi geliyor. Sürekli bir sirkülasyon oluyor aslında içten dışa doğru. İçteki yeni hücreler yüzeye çıkıyor, yüzeydeki ölü hücreler ise gözeneklerden atılıyor. Gözeneklere gelince, gözenekler aslında küçük tüylerin ve saç foliküllerinin var olması için olan açıklıklar. Bu kıl tüyleri foliküllerinin kök uçları cildimize gömülüdür. Ve sebaceus adı verilen, sebum üreten özel bezlerle çevrilidir. Sebum, cildimizin yüzeyinde bulunan yağlı mumsu bir tabakadır. Esasen cildimiz için gereklidir ve normaldir. Ancak çalışmasında problemler, aksaklıklar meydana geldiğinde bizim için sorun teşkil eder ve işte orada işler karışmaya başlıyor. Nasıl olabilir bu? Diyelim ki vücudumuz yeterince sebum üretmiyor ki bu kuru ciltlerin problemidir. O zaman cildimiz kurur ve bakterilerin, aknelerin enfekte olabileceği daha hassas bir hal alır. Ya da tam tersi cildimiz aşırı sebum üretiyorsa ki bu da yağlı ciltlerin problemidir. O zaman da cildimizdeki gözenekler tıkanır. Gözeneklere gelince tıkanmış gözeneklerin bilimsel adı komedondur. Komedon aslında solucan parazit anlamına gelir. Niçin bu isim verilmiş? Bu komedonları sıktığımızda gerçekten solucan görünümünde oldukları için ki biz buna aslında siyah nokta diyoruz. Bu siyah noktalar zamanla beyaz uç vererek sivilce oluşturabilirler ve iltihabik enfekte olmuş bir hal alırlar. Aslında bu sefer de devreye Propionibacterium acnes bakterisi. Onun da rahat üreyebileceği bir ortam oluşmuş olur. Aslında bu bakteri kolonisi cildimiz için yüzeyde bulunduğunda cildimize dost bir bakteri. Ancak bakterinin yeri değiştiğinde, daha alt katmanlara gittiğinde işte o zaman sorun teşkil edebiliyor bu bakteri. Ne yapıyor? Orayı iltihaplandırıyor, enfekte hale getiriyor. İltihabik bir durum oluşunca bağışıklık sistemi devreye giriyor ve bağışıklık sistemi o kısmı daha fazla kanlandırıyor. Oraya daha fazla hücre ve enzim yolluyor. Netice olarak diyebileceğim şu ki başta da dediğim gibi akne yağ bezlerinin fazla çalışması sonucu cilt gözeneklerinin tıkanmasıyla oluşan bir yağ bezi hastalığıdır. Akne nedir, nasıl oluşur bunu anladık. Ancak niçin oluşur? Durup dururken sağlıklı gözenekler niçin tıkanır? Şimdi buna bakacağız. Tabii ki durup dururken oluşmuyor. Aknenin oluşma sebebi bakterilerle olabilir, fungallerle olabilir, hormonal etkiyle olabilir, ilaçlarla ya da yanlış kozmetik kullanımıyla olabileceği gibi tiroid hastalığı, şeker hastalığı,
insülin direnci ya da başka metabolik hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Aslında aknenin oluşumunu 5 nedene bağlayabiliriz. Birincisi, dediğim gibi, hormonlar. Hormonların akne üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünülüyor. Özellikle hem erkek hem de kadın üreme sistemini etkileyen, gelişiminde rol alan testosteron gibi androjen hormonların. Bu tür hormonlar özellikle ergenlik çağında çok fazla üretilmekte. Bu da ergenlik aknesinin sebebini açıklamakta. İkincisi, yüksek stresin de hormonları etkilediğini, tetiklediğini ve akne oluşumuna neden olduğunu söyleyen çok fazla bilimsel araştırma var. Kortizol denilen stres hormonu stresli olduğumuz dönemde daha fazla üretiliyor. Bu da sebum üretimini artırıyor. Sebum üretiminin artması ise akne oluşumuna zemin hazırlıyor. Yine başka bir sebep, üçüncü sebep de sebum bir yağ olduğundan genel bir kanaat. Tüm halk arasında, yabancılarda da, Türklerde de sebum üretimi yağlı yiyeceklerin yenmesiyle artıyor diye düşünülüyor. Mesela yabancılar süt ürünlerinin ya da çikolata gibi daha spesifik ürünlerin, biz Türklerde çekirdek gibi kuru yemişlerin sebum üretimini artırdığını, bu da cildimizde akne yaptığını düşünüyoruz. Ancak bilim insanları buna inanmıyorlar. Bununla ilgili herhangi bir çalışmada bulamadım. O nedenle bu henüz muallakta olan bir konu. Yine diğer bir sebep de kullandığımız kozmetik ürünlerin içerisinde bulunan bazı topikal yağlar ya da başka etken maddelerin de akne yapabilme özelliği var. Ki bunlara komedojenik ürünler, yani akne yapıcı ürünler diyoruz. Birazdan buna da değineceğim. Artı yaptığım bilimsel çalışmaların linklerini de videonun altına koyacağım. Oradan da bakıp okuyabilirsiniz. Son olarak da genellikle sivilcelere kir ve cildimizde bulunan doğal yağ, yani sebumun sebep olduğuna dair yanlış bir inanç var ve bu nedenle de yüzümüzü çok fazla sık sık yıkamamız gerektiği öğütleniyor ki maalesef bu da, yani cildimizi çok fazla yıkamak da akneye sebep oluyor. Bunun sebebi de dış yapıdaki stratum corneum'u tahriş ediyoruz ve tahriş olmasıyla da görevini tam olarak yerine getiremediği için akne oluşabiliyor. Şimdi akne oluşumunun niçinini de biliyoruz. Peki tedavi etmek için neler yapılabilir? Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama öncelikle profilaktik tedaviden, yani koruyucu tedaviden bahsetmek istiyorum. İlk olarak yaşam tarzından bahsetmek istiyorum. İyi stres yönetimi, iyi uyku, beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam demek aslında iyi bir cilt demek. Örneğin stres. Aslında stres faydalı, yararlı ve vücudumuzun verdiği potansiyel bir tepkidir. Potansiyel biyolojik bir tepkidir. Mesela mağara adamları döneminde ya savaş ya oradan sıvış anlamına gelen fight or flight. Mağara adamları ne yapıyor? Ya savaşıyorlar, mücadele ediyorlar hayatla ya da bir aslanla burun buruna geldiğinde oradan kaçıyorlar. Şimdi günümüzde de öyle. Stres belli bir ölçüye kadar bizi motive eden, bizi hayat için güçlendiren ve bize güç ve enerji verecek hormonların da salgılanmasını sağlayan potansiyel bir enerji. Eğer biz bunu doğru yönetebilirsek, o zaman stres ve kaygıyı da engellemiş ve stresi iyi yönetmiş oluruz. Bu da hayatımıza tabii ki yansıyacaktır. Stres yönetimi önemli aknenin oluşumunu azaltmak adına. Diğeri de diyet, yani beslenme. Bu da nasıl olabilir? Daha çok tencere yemeği yemek, dışarıdan daha az yemek, paketli ürünleri ya da şekerli gıdaları minimuma indirmek, tamamen çıkarmak zaten imkansız hayatımızdan. Kullandığımız tuzu, mesela kaya tuzu, Himalaya tuzu seçmek, bol su içmek. Bunların hepsi, yani total olarak beslenme de akne oluşumunu azaltacaktır. Yine omega 3 mutlaka alın, menünüzde mutlaka olsun. Mesela birkaç çalışma okudum. Omega 3 türevlerinden olan linolenik asidin akne oluşumunu azalttığına dair çalışmalar var. Aşağıya linkini bırakacağım. Yine bol lifli ve antioksidan içeren besinler tüketin. Dönem dönem dışarıdan antioksidan ürünler de alabilirsiniz. Yine bol miktarda sebze ve
meyve, yeşillik yemek. Bunların hepsi cilt sağlığımızı olumlu yönde etkileyecek parametrelerdir. İkinci olarak cildimizde akneye sebep olan ürünler kullanmamak gerekiyor dedik ki buna da komedojenik ürünler demiştim. Yani akne yapıcı ürünler. Yine bir malzeme aldığımızda, cilt bakım ürünü aldığımızda bunun içeriğini okumak ve komedojenik ürünler varsa ilk 5 üründe sıralamada onlardan kaçınmak da bizi aknelerden koruyacaktır. Bu komedojenik ürünler nelerdir mesela? Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı komedojeniktir. Komedojenik olmayan yağlar nelerdir? Bunlara da ayçiçek yağı, evinik primrose, üzüm yağını örnek verebilirim. Komedojenik içeriklerden aklıma gelen izopropil miristat, izopropil palmitat bunlar da aslında güzel ürünler ama maalesef komedojenik içerikler. Bir de şunu da söylemek istiyorum antiparantez. Cildinize bir ürün aldığınızda cildinizin bir kısmını da deneyin ve bazen de komedojenik olarak geçen, literatürde komedojenik olarak bilinen etken maddeler sizde komedojenik olmayabilir. Aynı bu polen gibi. Mesela polen birçok insan da alerjiktir ama kimisine alerji yapmaz. Bunun gibi denemenizi, baştan bir tester almanızı tavsiye ederim. Profilaktik olarak neler yapabileceğimizden bahsettim. Ha bir de aklıma gelmişken akne çıktıktan sonra yapabileceğimiz ilk şey lütfen aknenizi ya da siyah noktalarınızı sıkmayın. Neden? Çünkü görünür kısımdaki akneyi sıktığınızda bu alt tabakaya indirecektir ve alt tabakadaki daha yaygın bir yüzeye yayılmasına neden olacaktır aknenin. Hatta bazı durumlarda iz oluşmasına, kalıcı, çok zor tölere edilebilen iz oluşmasına da neden olacaktır. O yüzden profilaktik tedavide bunu da sayabiliriz esasen. İlk yapacağımız aşama sivilceleri ya da komedonları, siyah noktaları sıkmamak. İlaçla tedavi kısmına gelince, genel itibariyle ilaçla tedavideki amaç da vücudumuzdaki aşırı sebumu azaltmak ve gözeneklerin tıkanmasını engellemek. Tedavi septomların durumuna göre hafif ya da agresif şeklinde olabilir. Mesela siyah ya da beyaz nokta şeklinde olan sivilceler için OTC ürünleri kullanabilirsiniz. Daha hafif bir yol izleyebilirsiniz. Ya da kimyasal peeling gibi yöntemlere doktorunuz başvurabilir. Daha şiddetli durumlarda ise izotirotironin yani halk arasında bilinen müstahsar adıyla Roaccutan kullanabilirsiniz. En etkili ilaçlardan biri olan etken maddesi benzoil peroksit olan ilaçlardır. Bunları da cildinize kullanabilirsiniz akneli olduğunuz dönemlerde. Benzoil peroksitin çalışma prensibi ise cildinizdeki bakterileri öldürerek çalışır. Ama kötü durum şu ki iyi huylu yani cildimize dost olan bakterileri de öldürür. Yine diğer bir seçenek salisilik asittir. Salisilik asit ise bakteriyi öldürmez, bakterinin replikasyonunu yani kendini eşlemesini, kopyalamasını engeller. Bu şekildedir çalışma prensibi. Genel itibariyle güzel soft ürünlerdir salisilik asitler. Ama akneniz çok kötü durumdaysa bu sefer de Roaccutan kullanmanız kaçınılmazdır. Tabii ki reçeteli ürünler kullanmanız gerekecektir. Yine bazı durumlarda Roaccutan'a başlamadan önce başka antibiyotikleri de deneyebilir hekiminiz. Bu antibiyotikler de streptokoktan idrar yolu enfeksiyonlarına kadar kullanılabilen, diğer bakteriyel enfeksiyonlarda da kullanılabilen bakterilerdir. Tedavide diğer bir seçenek de A vitamini ile ilişkili olan retinoidlerdir. Bu retinoidlerin çalışma prensibi de ölü hücreyi çıkarmak ve yeni hücre büyümesini teşvik etmek için cilt hücresi reseptörlerine bağlanarak çalışırlar. Şiddetli kistik akne vakalarında daha güçlü retinoidler yağ bezlerinin boyutunu azaltmak için cildin daha derin katmanlarında çalışırlar. Böylece daha az sebum üretilir. Hormonlar da yine sebum üretiminde büyük bir faktör olduğundan doğum kontrol preparatları ve kortikosteroid kullanmak kadın hormonlarını düzenleyebilir ve üretilen androjen hormonlarının miktarını azaltabilir. Daha az androjen demek, daha az sebum demektir. Daha az sebum demek de akne oluşmaması demektir. Bazen şiddetli kistik akne skar bırakacaktır. Ancak azaltmanın yolları var. Tıp çok ilerledi dediğim gibi. Mesela dermabrazyon, fraksiyonel lazer ya da lazerle bu mümkün. Örneğin fraksiyonel lazerler fototermal hasarlar meydana getirerek cildin sağlam kalan yerlerinden
yara iyileşmesini sağlayarak iyileştirebilirler. Yani bazı insanlarda bu akne problemi 40'lı 50'li yaşlara kadar devam edebilir. Ancak dediğim gibi no panik. Çünkü artık bunun çözümü var. Hem akne oluşmadan önce, hem akne oluşumunda, hem de akne oluştuktan sonra kalan izler için her türlü tıpta çözüm var. Ancak ne yapmanız gerekiyor? Bir tedaviye başladığınızda sabretmeniz, sabırla o tedaviyi sürdürmeniz gerekiyor. Hekim, doktor ve hasta ilişkisini çok iyi takip etmeniz gerekiyor ve kısa vadede lütfen mucizeler beklemeyin. Çünkü uzun bir süreç akne tedavisi. Bunu da göz önünde bulundurun. Yine hormonal problemleriniz varsa ya da metabolik rahatsızlıklarınız varsa yine doktorunuza başvurun ve mutlaka endokrinolojiye de gidin. Çünkü belki de vücudunuzdaki D vitamini eksikliğinden akne problemi yaşıyorsunuz ki tetiklediğine dair literatürde çalışmalar var. Aşağıya linkini koyuyorum. Ya da vücudunuzda kandida vardır. Kandida cildinizin pH'ını kötüleştiriyordur, dengesizleştiriyordur. O yüzden akne oluşturuyordur cildiniz. Dışarıdan bir probiyotik kullanmakla çözümü olan bir süreç bu. Yine yani bunu çözmeniz gerekiyor. Önemli olan neyden kaynaklandığını bulmak. Yine ne olabilir? Mesela çinko eksikliğinin de akne oluşturduğunu söyleyen kişiler var. Bazı bilim insanları bunu savunuyorlar ama bununla ilgili kanıtlanmış bir çalışma bulamadım ben. Buna da nereden yola çıkıyorlar? Çinko eksikliği atopik dermatit oluşturuyor. Akne de oluşturabilir deniyor ama henüz sadece hipotez aşamasında. Yine diğer önemli parametre cilt bakımı arkadaşlar ve cilt bakım ürünleri kullanmak. Aslına bakarsanız hala buna inanmayan, yani cilt bakımının cildine iyi geleceğine inanmayan birçok insan var benim çevremde. Mesela cildiniz çok tahriş olduysa centella içeren, allantoin ya da aloe vera içeren ürünler kullanın. İçerik bakmak çok önemli. Bununla ilgili belki de ileride yine bir video çekeceğim. Yine niasinamid güzel bir antiinflamatuar ve cilde çok iyi geliyor bu nedenle. Akneli ciltleri çok çok iyi gelen bir içerik. Bunun yanında bir de insanların inanmadığı başka bir nokta güneş koruyucu kullanmak. Arkadaşlar bu çok 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 önemli. Belki de cildinize yapacağınız en iyi yatırım güneş koruyucu kullanmak. Çünkü güneş de akneye neden oluyor. Neden akneye neden oluyor? Çünkü güneş sebum oksidasyonu yapıyor. Bu sebum oksidasyonuyla da gözenekler tıkanıyor ve akne oluşuyor. Bu yüzden güneş koruyucu yaz kış 365 gün gündüzleri mutlaka kullanmalısınız. Güneş koruyucu seçerken de içerik önemli. Mesela çinko oksit ya da titanyum dioksit içeren mineral bazlı güneş kremlerini tercih edebilirsiniz. Güneş koruyucudan sonra söyleyebileceğim yine önemli bir parametre de peeling arkadaşlar. Ancak akneli ciltler için kimyasal peeling. Fiziksel peelingden kesinlikle uzak duruyoruz. Kesinlikle akneli ve siyah noktalı ciltlere uygulamıyoruz. Peeling aslında kimyasal adı eksfoliasyon. Biz ona eksfoliye etmek diyoruz. Niçin önemli? Baştan da anlattığım gibi ciltteki gözenekler tıkandığı için ölü deriyi cilt atamadığı için akne oluşuyor. Esasen ölü deri kendini atabiliyor. Cildimiz bu fonksiyona sahip. Ancak yaşam tarzıyla, ilerlemiş yaşla ya da kullandığımız ilaçlarla bu gecikebiliyor. Bizim eksfoliye etmekteki amacımız cildimizdeki bu gecikmeyi öne almak. Bunu da nasıl yapacağız? Yazın yapmayacağız tabii ki. Kışın ve haftada 2 ya da 3 sefer asidik ürünler var. BHA ve AHA adı verilen eksfoliye edici asitler var. Bu içerikler bulunan ürünleri, kozmetikleri kullanırsanız bu da cildinizin akne oluşumunu engelleyecektir. Bu da çok önemli bir parametre ama altını çiziyorum. Fiziksel peelinglerle değil kesinlikle. Bir de arkadaşlar eğer cildinize yeni bir ürün başlayacaksanız lütfen tek tek deneyin. Birden fazla ürüne birden başlamayın ki cildinizin vereceği tepkiyi gözlemleyebilirsiniz. Küçük bir tüyo daha, eğer alın bölgeniz zamansız sivilceler çıkarmaya müsaitse kakül ya da perçemle o kısmı kamufle edin. Benim yaptığım gibi. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Siz de kendinizle ilgili tecrübeleri aşağıya yorum olarak bırakın. Ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Şimdilik bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın.